Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Aç çok hastaydım. Şimdi iyileşme sürecindeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Öyleyse bodoslama haberlere devam. Bugün Irak'tan Türkiye'ye çok önemli bir ziyaret var. Bu ziyareti ben sizlere günler önce duyurmuştum. Bu ziyaretten önce de Irak'ta neler yaşandı? Irak'ta bir Türkmen bakan sonunda göreve başladı. Artık Irak hükümetinde Türkmen bir bakanımız var. Hayırlı olsun. Irak'ta Türkmen Bakan görevine başlar ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi Türkiye'ye resmi ziyarete gelir. Peki bu ziyarette neler görüşülecek neler konuşulacak? Bu ziyaret için çok çok önemli? Esasen Irak için çok önemli. Kuzey Irak ve Irak hükümeti merkezi hükümet arasında yaşanan gerilimler. Petrol gerilimleri. Irak hükümeti petrol parasını nereye? İran kuzeyine Kuzey Irak'a vermiyor. Şimdi Barzani aşireti bundan çok çok şikayetçi. Bu açıdan baktığımızda Barzaniler Türkiye'ye geliyor, Türkiye ile görüşmeleri yürütüyor. O bir taraftan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi geç de olsa Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Gündem maddeleri önemli, gündem maddeleri açık ve net. İran kuzeyindeki yapıyla Türkiye'nin ilişkileri, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve en önemlisi PKK, YPG, PYD varlığının Irak'tan temizlenmesi. Niçin temizlenmesi? Çünkü Türkiye istemiyor. Irak yönetimi iki arada bir derede kaldı. Bir tarafta Amerika, diğer tarafta Türkiye. Türkiye, su yönetimi Türkiye'nin elinde. Türkiye'nin elinde bulunan su yönetimi de Irak hükümetini ciddi manada zora sokabiliyor. Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a giden su, hayat, memat meselesi. Türkiye burada hem Irak hükümetine hem de Irak'ın kuzeyindeki yönetime barzanilere uyarılarda bulunuyor. Bölgenizdeki PKK, YPGP ya da unsurlarını temizlemede öncü rol alacaksınız. Öncü rol oynayacaksınız. Bize ikircikli davranmayacaksınız. Bunu ne kadar da süre sürdürürseniz biz de size o kadar katı ve sert davranırız. Şimdi Kuzey Irak, barzaniler, barzani aşireti bunu çok iyi anladı ve barzani aşireti artık Türkiye'nin İran kuzeyindeki operasyonlarına ses çıkarmıyor, gözünü kapatıyor ve hatta hatta orada ileri karakol görevini yapıyor. Dün gerçekleştirilen Irak'ta gerçekleştirilen bir olay vardı. Neydi? Peşmergelerle PYD, PKK, YPG unsurları birbirlerine girdiler, çatışmaya girdiler. Bu ciddi ve önemli bir olay. İlk defa yaşanan olaylardan biri. Barzani Peşmergeleri, PYD, YPG ile birbirine girdiler. Sesim biraz boğuk çıkabilir. Sizleri habersiz bırakmam adına videoyu çekiyorum. Hakkınızı helal edin dostlar. Ermenistan'dan gelen bir haber. Ermenistan Türk mallarının ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Allah Allah. Ermenistan'da Türk malları mı satılıyormuş? Satılıyormuş. Evet, satılıyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Ermenistan'da satılan birçok malda Türk malı ve bundan bizim haberimiz yoktu ama şimdi oldu. Oo! Dağlı Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a sonsuz destek bildirmesi ve maddi manevi olaraktan yanında olması Ermenistan'ı git gide çıkılmaz bir sokağa soktu. Nasıl? Bir tarafta halkın yaşam tarzı, diğer taraftan Dağlı Karabağ meselesi ve ortada Türkiye'den gelen mallar, ithal ettiği ürünler. Ermenistan'da, çarşıda, pazarda, marketlerde satılan birçok ürün Türk malı. Özellikle Ermenistan'daki marketlerde satılan malların %90'ına yakını Türkiye'den ithal edilen mallar. Giyim, özellikle giyim kıyafet noktasında tamamen Türk malları Ermenistan pazarına hakim. Birincisi malların kaliteli ve ürünlerin ucuz olması Ermenistan'da revaçta. Çünkü Ermenistan halkı refah içinde yaşamıyor. Onlar hala daşta komitacılar aklıyla çalışıyorlar. Onların aklıyla iş yürütmeye çalışıyorlar. Oysaki akıllı olsalar, uslu puslu otursalar Türkiye ile ticaret yollarını geliştirmeyi, arttırmayı düşünseler Türkiye'den Ermenistan'a kapılar açılır. Ortada bir dağlık Karabağ krizi de kalmadı. 1990'da Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Ermenistan'a kapattığı sınır kapılarından bugüne geçen sürede Ermenistan Türkiye'den malları 3. ülkeler üzerinden getiriyor. Özellikle İstanbul'a gelen çantacılar, valizciler aracılığıyla Türkiye üzerinden Gürcistan, Ermenistan'a mallar gidiyordu. Ermenistan'ın Türkiye'den ithal ettiği ürünler yaklaşık olarak %5-6 civarındaki bu da yüksek bir oran ve Son 10 yılda Ermenistan Türkiye'den yaklaşık olarak 2,5 milyar dolarlık ticaret yaptı. 2,5 milyar dolar. Fakat Türkiye Ermenistan'dan 15 milyon dolarlık son 10 yılda bir ticaret yaptı. Çok çok düşük bir rakam ama Ermenistan baktığınız zaman tamamen Türkiye'ye göbekten bağlı gözüküyor. Beyaz eşya, kıyafet, yiyecek sektöründe Türk malları Ermenistan'da revaçta çünkü ucuzluğu ve kalitesi bakımından bir numara Ermenistan'da. Şimdi Ermenistan Ocak ayı itibariyle 2021 itibariyle Türk mallarına tamamen yasa hazırlanıyor. Peki bu yasak gelirse Ermenistan ne olacak? Ermenistan bu malların muadillerini, benzerlerini Avrupa'dan veya yakın farklı ülkelerden ithal edebilir. Edebilir ama daha daha pahalıya patlayacak. Ermenistan halkının da maddi durumu çok da iç açıcı değil. Çok gidilebilir bir süreç değil. Zaten Ermenistan hükümeti de bunu 6 aylık bir periyoda koydu. Yani 6 ay boyunca Türk yasaklanacak. E 6 ay içinde zaten halkın da içindeki öfke dinecek. Dağlı Karabağ meselesi bir nebze geri yatılacak. Ve ondan sonra Türkiye ile ticarete devam. Akıllı olursa Ermenistan Türkiye kapıları da açar. Rahat rahat ticaretini yaparlar canım. İngiliz basından çıkan bir habere göre Türkiye'den İHA SİHA almaya hazırlanan ülkelerin sayısı gitgide artıyor. Bu ülkelere kimler mi katıldı? Filipinler, Polonya dahil 12 ülke Türkiye'den İHA SİHA satın almak için sıraya girdi. Görüşmelere başladılar. Şimdi bir taraftan Güney Afrika, bir taraftan Filipinler, bir taraftan Polonya ve diğer ülkelerde az çok biliyoruz. Bu ülkelerin için Türk mallarını, Türk İHA silahlarını almak için sıraya girdiklerini ise şöyle açıklıyor İngiliz basını. Çünkü Libya, çünkü Suriye, en sonda Dağlı Karabağ'da gösterilen üstün performans ve Rus silah sistemlerinin tamamen sönük kalması bu alımda, bu alım için sıraya girmede büyük etken oldu diyor ilgili haberde. oy, oy daha nelerimiz çıkacak? Sizler şimdiden kotorcukları, paracıkları hazırlayın canım. Son zamanlarda Baye Mısır'ın arası limoniydi fakat ne olduysa oldu Sisi Bin Zayed'i Baye'nin Veliyat Prensi Bin nereye? Mısır'a davet etti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliyat Prensi Bin Zayed koştur koştur Mısır'a Kahire'ye gitti. Peki niçin gitti? Sisi Bin Zayed'i niçin davet etti? Sisi ile Bin Zayed'in arası limoni demiştim. Niçin limoniydi? Çünkü Sisi İsrail ile yakınlaştıktan sonra birçok fırıldaklık çeviriyordu. Ve bu fırıldaklıkta Mısır'a zarar verecek hareketlere giriştiydi. Nasıl bir hareket? Arap gazının, Arap petrolünün Kızıldeniz üzerinden, İsrail üzerinden Avrupa'ya satılması. Ve bu şekilde Süveyş kanalının, Mısır'ın kontrolünde bulunan Süveyş kanalının bir işlevliğinin kalmaması ve orada gelir kaybının fazla fazla yaşanması Mısır'ı tedirgin ediyordu. Tüm bu adımlardan sonra Bin Zayed Mısır'a üst düzey bir ziyarette bulundu ve bu ziyarette Sisi Bin Zayed'e gel sen de beraber bizlerle Doğu Akdeniz gaz formuna katıl dedi. Oo. Şimdi bu Doğu Akdeniz gaz formunu biliyorsunuz değil mi? İçinde Yunan var, Kıbrıs Rumları var, Mısır var, İtalya var. Bunlar tamamen Türkiye'ye karşı bir oluşum yapıyorlardı ve Türkiye'yi Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de dışlar tarzda adımlar atıyorlardı. Akdeniz'e çıkacak olan gazın üzerine çöreklenmek istiyorlardı. Türkiye hepsine birden dedi. Ben de varım dedi. Sığıysa gelin de alın dedi. Yumruğunu masaya vurdu. Şimdi bu adımdan sonra Bin Zayed'in bayinin de bu gaz forumuna davet edilmesi, siz tarafından davet edilmesi ne anlam içeriyor? Gel bizle beraber bu işin içine gir ve sen de çıkacak olan gazdan nimetlen ama petrolü de Süveyş kanalından götürmeye devam et. İsrail üzerinden götürme görüşmeleri yürümüş olabilir. Artı olaraktan Bin Zayed'in de koştura koştura Sisi'nin yanına gelmesi de şuna bir işaret. Lipya Libya'da Sisi'yi biraz daha pehpehlemek. Aferin sana Sisi. Aferin benim evladıma. Sen çalışmalara devam et. Sen Türkiye'nin karşısında durmaya devam et. Hafter'e bir son şans verelim. Belki bu defa başarır tarzında. Ve sen de ordularını Libya'ya sok tarzında. Sisi'ye bir şeyler üflemiş olabilir. Bin Zayed. Anca bu. Hafter demişken, Libya demişken, Hafter'in ayağına koştur koştur giden bir İtalya, İtalyan Başbakanı, İtalya Hafter karşısında geri adım attı. Allah Allah ne oluyor şimdi ya? Daha geçenlerde İtalya UMH ile askeri antlaşma imzalamıştı. Nereden çıktı bu İtalyan Başbakanı'nın Hafter'e ziyareti? Burada kritik bir süreç var sevgili dostlar. Burada Hafter'in elinde aylardır tutuklu bulunan İtalyan balıkçılar vardı. Hafter bu İtalyan balıkçıları İtalya'ya karşı tehdit olarak kullanıyordu. Size bunları anlatmıştım. Gel ey İtalya benim ayağıma gel ve benden balıkçılarını al. Eğer sen beni kaileye almazsan ben de sana balıkçıları vermem diyordu. İtalya birçok defa İtalyan büyükelçisini Hafter'in yanına gönderdi. Araya başka aracılar koydu fakat Hafter geri adım atmadı. Çünkü Hafter'i geri adım attırmaya arkada kim vardı? Baye vardı, Mısır vardı, Varolu vardı. Hatta Fransa vardı. Ne oldu? İtalya son bir umut artık baskılara dayanamadı. Çünkü kendi iç siyasetinde İtalyan balıkçıları soran iç siyasete baskısı dayanamadı. Ve İtalyan başbakanı nereye? Hafter'in yanına gitti. İtalyan balıkçıları kurtarmaya gitti. Git bakalım başka bir fırıdaklık çevirme de hani şöyle gıvırmada da git balıkçılarını kurtar. Gözümüz üzerinde İtalya. Libya Çişleri Bakanı Fethi Başa bir taraftan Mısır'a gitti ardından apar topar Fransa'ya gitti. Yeni antlaşmalara değişik değişik antlaşmalara imzalar attılar ve Fethi Başa. Fethi Başa'nın yeni adımları Rusya'yla. Rusya'yla beraber görüşmeler yürütüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi yapıyor ve Rusya'ya ziyarete hazırlanıyor. Fethi Başa iddiası Arap basınında... Ne yapıyorsun Fethi Başa? Fethi Başağı olası bir şekilde 2021 yılında başkan adayı demiştim sizlere. Bu başkanlık adaylık sürecinde kendisine destek arıyor. Destek ziyaretlerinde bulunuyor. Nereye? Mısır'a. Nereye? Fransa'ya. Nereye? Rusya'ya. Yahu gidecek başka ülke mi kalmadı? Başka yerler mi kalmadı? Bakın son zamanlarda Fethi Paşa Türkiye'ye gelmedi. Fethi Başağı çok sık Türkiye'ye ziyaretlerde bulunurdu. Ne olduysa oldu. Fethi Paşa Türkiye'den ayağını çekti gibi gözüküyor. Arap basını böyle diyor, Arap basını böyle diyor ama o bir taraftan Türkiye'de Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halit El Meşri'yi desteklemeyi sürdürüyor. Biliyorsunuz Halit El Meşri ayda bir Türkiye'yi ziyarete geliyor. Hatta en son geçen hafta bir ziyaret yapmıştı. Önemli bir ziyaret yapmıştı. Çünkü Türkiye'nin Fethi Başa'nın attığı bu adımlardan çok rahatsız olduğu bizzat Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri'ye iletildiği ve Türkiye'nin desteğinin de Halit El Meşri ile olduğu iddia edildi Arap basınında. İddialar bu yönde, çalışmalar bu yönde. Kim ne yaparsa yapsın bizi Libya'dan çıkaramaz çünkü bir defa Türk'ün ayağı oraya değdi. Artık Libya'dayız. Somali ve bu da bir ilk sevgili dostlar. Türkiye Somali ilk defa denizde tatbikata hazırlanıyor ve tatbikatların ön çalışmaları, ön eğitimleri başladı. Türkiye Somali'ye deniz araç gereçleri hibetme programını başlattı. Tabi şimdi Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gemiler vereceğiz, gemiler hediye edeceğiz. Ediyoruz da. Şimdi bunların eğitimi önemli çünkü eğitimsiz bir donanma var Somali'de. Demek ki Türkiye Somali'de sadece kara kuvvetlerinin değil deniz kuvvetlerini de eğitip yetiştirecek ve orada Hint okyanusunda oralarda görev almasını sağlayacak. Ardından hava kuvvetlerini de Türkiye eğitecek, donatacak ve orada hava kuvvetleri olaraktan icra ve faaliyetleri yürütecekler. Bu niçin mi çok önemli? Bu çok çok önemli. Somali'de bir devlet inşa ediyoruz. Somali'de halkıyla, Somali'de eğitimiyle, Somali'de devlet daireleriyle, Somali'de hastaneleriyle, Somali'de askerleriyle, polisleriyle, hava gücüyle, deniz gücüyle, kara gücüyle Türkiye tamamen bir devlet inşa ediyor. Yeniden bir devlet tesis ediyor. Ve bu devleti tesis ederken Türkiye maddi ve manevi olaraktan tamamen Somali'nin yanında. Türkiye orada geçici değil. Türkiye orada havayla, karayla, deniz unsurlarıyla hepsiyle beraber bulunacak. Baye düşünsün, Türkiye'ye karşı kim varsa onlar düşünsün. Hali hazırda kara kuvvetlerimizden bir güç orada Somali'de bulunmakta. Deniz kuvvetlerimizden bir tane, iki tane savaş gemimiz de oraya gidebilir ve ardından savaş jetlerimiz, F16'larımız Somali'ye gidebilir. Gider mi? Gidecek. Bekleyin, bekleyin. Daha neler olacak, neler? Pakistan ve Libya ikisiyle beraber devam ediyorum. Libya'da Pakistan adımı gelmek üzere. Türkiye 2021 yılında Pakistan'la Libya arasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalanması için girişimlere, çalışmalara başladığı iddia edildi Arap basınında. Oo! Pakistanlı kardeşlerimiz de Libya'ya hazırlanıyor. Elhamdülillah. Bu çok güzel ve çok önemli bir haber. Biliyorsunuz hali hazırda Libya'da Türkiye ve Katar askeri işbirliği antlaşmaları yaptılar ve ortak noktada adımlar atıyorlar. Buna Avrupa'dan ilk defa bir ülke katıldı. Kim? İtalya. İtalya'da Libya ile bir askeri işbirliği antlaşması yaptı. Ve sırada kim var? Sırada Pakistan'ın olduğu iddia ediliyor Arap basınında. Pakistan gel kardeşimiz gel. Her tarafta beraber hareket etmeye devam inşallah. Olacak mı? Olacak olacak. Biliyorsunuz Fizan bölgesinde Türkiye ve Fransa arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Fizan bölgesindeki petrol kuyularının kontrolünü yürüten Fransız firmalar, Fransız şirketler oradan çıkmamak için diretiyorlar. Türkiye'de onların oradan çıkarılması için diretiyor. Bu adımların atılması için de askeri bir güç gerekebilir. Bunun için de ne kadar çok ülke Libya'da Türkiye ile beraber iş yürütürse, ortaklık yürütürse, dost ülkeler Türkiye ile beraber ortaklık yürütürse, Fransa, Rusya ve diğer ülkeler o kadar çabuk Libya'dan kovulur. Kovulacaklar mı? kovulacaklar Allah'ın izniyle. Çünkü Libya süreci bir bakmışsınız ki bir anda duvara tosladı. Tüm Birleşmiş Milletler adımları bir anda lav oldu. Aralık 2021 yılında yapılması planlanan seçimler bir anda iptal edildi ve tekrardan bir savaş başladı. Olur mu? Olur. Türkiye o tarafa doğru ciddi adımlar atıyor. Pakistan'ın da Libya'ya gelmesi bunun bir işareti ve göstergesi olabilir. Bir yandan Azerbaycan'la, bir yandan Pakistan'la güçlerimizi birleştiriyoruz. Her zaman dediğim gibi Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayan milletler. Türk'ün etrafında birleşerekten, kenetlenerekten dünyaya adaleti ve nizamı, dünyaya Türk'ün önderliğinde ilahi kelimetullah sancağını taşıyacak ve hedefimiz olan Kızıl Elma'ya ulaşma noktasında durdurak bilmeden çalışacağız ve çalışıyoruz inşallah. Bu bağlamda Allah Kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.